AKP'li isme yönelik suikast girişimi. Son anda önlendi. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'a yönelik suikast son anda engellendi. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, geçtiğimiz hafta gerçekleştirilen operasyonda, illegal yollarla Türkiye'ye geçtiği tespit edilen Suriye uyruklu iki kişi gözaltına aldı. Suikastı itiraf etti. Gözaltına alınan örgüt mensupları sorgularında, PKK, KCK, PYD, YPG terör örgütü içerisinde Ayn el Arab bölgesinde sorumlu düzeyde faaliyet gösteren, Hacı, Kod adlı örgüt mensubunun, AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız için suikast talimatı verdiğini itiraf etti. Suikastı gerçekleştirmek için Türkiye'ye geldiklerini anlatan teröristler, Hacı Kod adlı teröristin Suriye uyruklu RB aracılığıyla kendilerine para gönderdiğini söyledi. Bunun üzerine RB'de gözaltına alındı. Esir kardeşi için keşif yapma talimatı almış. RB'nin Suriye'de bulunan kardeşi HB'nin, PYD-YPG terör örgütü içerisinde Suriye'de faaliyet gösteren Serhildan, Kod adlı örgüt mensubu tarafından kaçırıldığı ve serbest bırakılması karşılığında, Vekil Yıldız'a eylem yapılması amacıyla kendisinden keşif yapmasını istediği öğrenildi. Gözaltına alınan Suriye uyruklu ikisi örgüt mensubu olmak üzere 3 şahıs sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. İbrahim Halil Yıldız'ın ismi 4 kişinin öldüğü seçim kavgası ile sıkça duyulmuştu. Şanlıurfa'nın Suruç ilçesinde 2018 genel seçimleri öncesi yaşanan ve 4 kişinin hayatını kaybettiği kavgayla ilgili gözaltına alınan AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi ve yeğenlerinin de aralarında bulunduğu 11 kişiden 4'ü tutuklandı. 24 Haziran 2018 genel seçimlerine 10 gün kala AKP Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız, yakınları ve partililerle birlikte Suruç ilçesinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Ziyaret esnasında Şen Yaşar ailesine ait dükkana giren Yıldız'ın yakınları ile Şen Yaşar ailesi arasında silahlı kavga çıktı. Kavgada Hacı Esvet Şen Yaşar, oğulları Celal Şen Yaşar ve Adil Şen Yaşar ile İbrahim Halil Yıldız'ın kardeşi Mehmet Şah Yıldız hayatını kaybederken 8 kişi ise yaralandı. Olayın üzerinden geçen 4 yılın ardından Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aralarında AK Parti Şanlıurfa Milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyi Celal Yıldız, yeğeni Osman Şah Yıldız ve Osman Yıldız'ın da bulunduğu 11 kişiyi gözaltına aldı. Emniyete götürülen zanlılardan ikisi ifadelerinin ardından serbest bırakılırken 9 kişi ise sağlık kontrolünden geçirildikten sonra adliyeye sevk edildi. Savcılık 2 kişiyi serbest bırakırken 7 kişiyi ise tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk etti. Hakim karşısına çıkarılan ve aralarında milletvekili İbrahim Halil Yıldız'ın ağabeyinin bulunduğu 4 kişi, kasten adam öldürme ve delilleri karartma suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderilirken 5 zanlı ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.